Merhaba. Çalışan hanımlar için çok pratik bir tarifim var. Milföy hamuru kullanacağız. Bu tarifimde sizlere milföy hamurundan mantı yapacağız. Tadı aynı boşnak mantısına benziyor. Burada 250 gram kadar kıymam var. Bir adet orta boy soğanı çok küçük doğradım. Ve büyük bir diş sarımsağı doğradım. Onları ilave ediyorum kıymama. Bir çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Bir çay kaşığı kadar da karabiber ilave ediyorum. Şimdi bunları bir karıştıralım öncelikle. Birbirine geçirelim şöyle tatlarını. Milföy hamurlarımı 10 dakika önceden çıkarttım. Birazcık açıldılar. Şu şekilde iç harcımızı bir hazırlayalım ve kenara alalım. Şimdi açılan hamurlarımı böyle küçük karelere böleceğim. Yapımı çok basit. Hatta milföy hamurunun böyle boşnak mantısı tadı verdiğini söyleyebilirim. Çünkü mantık aynı mantık. Bol yağla açılan bir hamur olduğu için bu da içerisinde bol yağ bulunan bir hamur aslında. Evet, bunlar hazır. Şimdi hazırlamış olduğum iç harcımdan çay kaşığı yardımıyla içine iç malzemeden koyuyorum ve bildiğimiz mantı gibi şöyle iki uçlarını birleştiriyorum. Şuralarını kapatalım. Suyu dışına akmasın. Yanımda böyle bir borcam tepsim var. Hepsini bu şekilde buna dizeceğim. Özlemini gidermek için çalışıyorum, yapamıyorum diyorsanız ya da mantı hamuru açamıyorum, çok sert bir hamur yoğuramıyorum diyorsanız bu tarif tam size göre. Arkadaşlar ben tepsi değiştirdim. Önce bu yuvarlak tepsiyle yapıyordum. Sonra bu büyük tepsiyi aldım. Bunun esprisi böyle çok yakın koymayacaksınız. Çünkü şişiyorlar biliyorsunuz. Tepsi değiştirmemin sebebi diğerine daha büyüklerini yapacağım. Bir de o şekilde görün istiyorum. Yani şu şekilde. Kendi kesim yerinden kestim. Ayırdık. Ve şöyle dörde bölüyorum. Şimdi bu büyük karelerimize İç harcımızdan koyalım. Şöyle yaydırıyorum ki kıyması pişsin. Buraları da sıkıştırdım. Ters çevirip diğer tepsimi alıyorum. Evet, bu mantılarım da bitti. Şimdi toplamda 10 adet milföy kullandım. Şimdi bunları 180 derece fırında kızarmaya gönderiyorum. Bir taraftan da tereyağını eriteceğim. Sevgili takipçilerim, her ikisi de pişti. 180 derecede 20 dakika kadar kısa bir sürede piştiler. Şimdi şöyle erittiğim tereyağım var. 150 gram kadar. Her birinin üzerine şöyle bir kaşık bırakıyorum. Bilmiyorum sesini alıyor musunuz? Cızır diyorlar şu anda, çok sıcaklar. Birazdan servis kasemi alacağım onları. Fırçayla da sürebilirsiniz. Tereyağı koymadan da yiyebilirsiniz. Öyle de olur. Nasıl isterseniz. Ama o mantı tadını yakalamak için. Gerçekten dışı çıtır çıtır. İçleri de pişiyor. Hiç pişmez diye korkmayın. Şimdi servis kasemi şöyle ortaya alayım. Çünkü şu şekilde sunmayı düşünüyorum. Büyükleri alta koyacağım. Şu anda çok sıcaklar. Yoğurdumuz kesilmesin diye hemen de eklemek istemiyorum. Eklersem çıtırlığını kaybedecek. O yüzden birazcık balkonda soğutacağım. Size o halini göstereceğim. Servis edilmiş haline. Biraz da küçüklerden koymak istiyorum. Bence sunum için bu kadar.
yeterli. İstediğim sıcaklığa geldi. Dediğim gibi çok sıcakken dökmüyoruz. Normal mantıdaki gibi. Yoksa yoğurt onu ıslatıp yumuşatacaktır. Sarımsaklı yoğurt hazırlamıştım önceden. Şöyle bolca gezdirelim. Her birinin üzerine değsin. Şimdi nane üzerine serpiyorum. Ve yine kırmızı pul biber yapmıştım. Onu gezdiriyorum. Bu kadar. Tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın.